İyi pazarlar değerli izleyiciler. İstanbul buz. Hele Boğaziçi, burası ayaz. Ama eskilerin söylediği bu zemheri ayında biz sizleri ısıtacağız. Biz de burada ısınacağız. Güzel gözlerle, güzel yüzlerle, güzel seslerle ve psikolojinizi okşayarak. Biraz karışık gibi oldu ama başlayınca daha iyi anlaşılacak. Konuklarım, önce Hera. Hera Aslan. Merhaba. Altay. Merhaba. Ve klinik psikolog Esra Ezmeci. Merhabalar. Esra'nın kitabı Süt Lekesi çıktı. Bilmem kaçıncı baskısı, onun çok yukarısında. Evet. Senin yeni single, evet. Single'ın çıktı. Keşke Aramasaydın. Evet. Senin de Kasım'da çıktı ama hala bu sarkmış vaziyette gayet keyifle ve büyük ilgiyle devam ediyor. Evet, çok teşekkür ederim. Evet. Şimdi biz bu zemheri ayında ısınmaya müzikle başlayalım. Ama nasıl biliyor musun? Öylesi ısınalım. Öyle ısınalım o zaman. Peki. Tamam. Güzel bir şarkı bu. Kim yazdı? Söz müzik bana ait şarkımın. Yani kariyer planlamamda aslında bu sektöre girdiğimde yani belli bir yere kadar kendi şarkılarımı yapacağım dedim. Söz müzik yani bütün hepsini kendim yapacağım dedim. İkinci şarkımı da aynı şekilde. O da bana ait. Göreceğiz onu. Onu daha gelmedi. Peki tamam. Aşk tanrıçası demek değil mi Hera? Evet. Ama sen Malatya ve İran karışımısın. Doğru. Persçe'de de bir anlamı var mı Hera'nın? Şöyle, Farsça güzel bakan kişi demek. Aslında ailem ona istinaden koymuş adımı. Fakat Yunan mitolojisinde de tanrıça olduğu için böyle çok güzel bir mix olmuş benim için. Aşk nedir sevgili psikolog? Benim bir hocam vardı. Aşka için derdik ya, kısa süreli psikoz. Yani insanın gerçeklik algısının bozulduğu, değerlendirmelerinin bozulduğu, tamamen bir illüzyonun içinde olma hali. Çünkü bir trans hali diyebilir miyiz? Tabii ki trans hali, ama çok güzel bir trans hali. Hiçbir değerlendirmen kalmıyor, işte sorgulaman kalmıyor. Böyle bir mutluluk hali. İşte iyi mi, doğru mu, güzel mi, yok. Hormonlar tavan. Yani bunu verebilecek kimyasal bir mutluluk hormonu bile yok. Çok keyifli bir şey aşk aslında. Çok güzel bir kitap. Teşekkür ederim. Keyifle okudum, altını çize çize okudum. Çok teşekkür ederim. İkincisi de geliyor. Dizi galiba. İnşallah, evet, dizi olacak. Dizi oluyor değil, evet, mi? Bu oluyor. Bunun devamını da yazıyorum şu anda. Evet. Oo, tebrik ederiz. Çok teşekkür ederim. Peki aşık olduğun zaman bir psikolog olarak sen de transa mı geçiyorsun, yoksa arada bir kendi tahlil yapıyor musun? Yani sen böyle duruyorsun ama hayalinde psikolog yatağına yatırıyor musun, koltuğuna kendini? Ben kendime hiçbir şey yapamıyorum galiba. Sen de mi geçiyorsun transa? Ben de transa geçiyorum. Yani bence her zaman şöyle bir deyim vardı. Terzi kendi söküğünü dikemez diye. Psikolog da belki kendi transını düzeltemiyor olabilir. Çünkü insanın o duyguların etkisi altında çok da bakalım çocukluğuna inelim. Sen nasıl bir adamsın acaba? Her psikoloğun bu psikoloğa ihtiyacı var. diye olmuyor. Çünkü o zaman yaşayamazsın. Doğalı da yaşamak güzel. Belki de çok düzeltmemek, çok bunun farkında olup hayatına yansıtmamak yani daha güzel. Aşık olduğun zaman aşık kadın Esra'sın. Evet. Klinik psikolog Esra başka yerde kalıyor. Evet, evet, tamamen. Klinik psikologun aşk acısına çok iyi geldiğini kabul ediyorum. Evet. Ama aşıkken aşık olma moduna geçirebileceğini sanmıyorum. Aşıkken aşkı geçirme. Yok, aşkı geçirmek için aşk acısına geliyor. Kimse aşkımı geçir, aman ben yanlış kişiye aşık oldum diye gelmiyor. Ya aşk acısına ayrıldım, erkeklerinki de çok kötü oluyor buraya. Bence erkeklerinki, hatta kadınlardan çok daha sonra başlıyor. Öyle mi? Tabii. Sizce? Erkeklerin 3-4 ay sonra çok kötü oluyor. Erkekler ilk günlerde oley kurtuldum oluyorlar. Evet. İşte böyle uçuyor, kaçıyor, geziyor. Sonra 3 ay sonra çok çökmüş şekilde geliyorlar. Ah. Erkek, ama kadınlar ilk dönemden itibaren kötü oluyor. Onun düzeldiğinde erkek bozuluyor gibi. Erkek orayı kurtuldum mu diyor. Evet. İlk önce öyle diyor. Kurtuldum. Bu yani birkaç ay oh be diyor. Kadın onu bırakmışsa, kör kütük aşıksa niye kurtuldum yani desin? Ya işte beni sıkıyordu, kıskançtı, öyleydi. Şimdi rahat rahat gezeceğim, özgürlüğüm. Gurur kurtarıyor orada. Şimdi ama her erkekte özgürlük arayışı vardır. Şimdi kadın onun özgürlüğünü çok daraltıyorsa ona göre gezeceğim, tozacağım. Onda hayali bir mutluluk alanı dışarısı. Ama sonra gezip tozup bittikten sonra öteki alana dönmek istiyor. Yani? Yani geriye dönüşler. O zaman koltuğa yatıyor diyorsun. Evet, o zaman çocukluğuna iniyoruz. Yani keşke gitmeseydin. Keşke aramasaydın. Ben de acaba hatalı mıydım? Keşke aramasaydın bile diye der. Tabii, keşke aramasaydım. Keşke aramasaydım. Bunu müzikle ifade edelim. Ha? Tabii ki. Evet. Tabii, evet. Ki. Keşke aramasaydım. Keşke ben de açmasaydım. Pişman olursun demek hiç hoşuma gitmedi. Keşke aramasaydın. Çok özledim, yalan değil, dayan dedim, giden dilim. Bir bilsen ne bekledim, ne bekledim belli değil. Çok ağladım senin gibi, hatırladım bugün gibi. Sen benden ne istedin, ne istedin belli değil. Sen beni gecele şişelere sor. Uyumasa kadar attığını köşelere sor. Sen beni gecelere sor. Kırdığım şişelere sor. Sen bana sorana kadar attığını köşelere sor. Keşke aramasaydın, keşke ben de açmasaydım. Pişmanım demek hiç hoşuma gitmedi. Keşke aramasaydım. Çok özledim yalan, dayan dedim giden gelir. Bir bilsen ne bekledim belli değil. Çok ağladım senin gibi, hatırladım bugün gibi. Sen benden ne istedin belli değil. Sen beni gecelere sor. Kırdığım şişelere sor. Uyuma sabaha kadar attığını köşelere sor. Sen beni gecelere sor. Kırdığım şişelere sor. Sen bana sorana kadar attığını köşelere sor. Sen beni gecelere sor. Kırdığım şişelere sor. Uyuma sabaha kadar attığını köşelere sor. Sen beni gecelere sor. Kırdığım şişelere sor. Sen bana sorana kadar attığını köşelere sor. Teşekkür ediyorum. Çok iyi. Teşekkür ediyorum. Çok vallahi ısıttın bak. Kuşlar da toplandı. Teşekkür ediyorum. Kimin şarkısı bu? Kimin şarkısı aslında 3 kişinin şarkısı Güner abicim. Bu Ayla Çelik, Şebnem Sungur ve Serdar Aslan'a ait. Buradan onlara teşekkür ediyorum. Benim için çok önemli. Çünkü müzik hayatımda yaklaşık 30 yıldır canlı performans yapıyorum. 19 yıldır albüm yapıyorum. Bu 13-14. projemiz. Ve bir tekli bu. Yani single olarak çıkartıyoruz. Çok hızlı gidiyor. Çok güzel gidiyor. Onlara teşekkür ediyorum. Bana bu şarkıyı teslim edip güvendikleri için. Hangi mekanda söylesen o mekan doluyor. Teşekkür ediyorum. Nasıl yapıyorsun bunu? Klasik olacak biraz. Mesleğimi çok seviyorum. Konservatuarlı yıllarda da hem çalışıyorduk. Oraya gireceğiz. O diğer rekor. Yani Türkiye'de en fazla okula gidip de okulda bırakan mezun alamayan adamsın. Peki madem söyledin onu söyle. Önce diğerini anlatayım. Onu söyleyeyim. Peki. Ben gemi makineleri mühendisliği kazandım İTÜ. Gemi mühendisliği. Gemi makineleri mühendisliği İTÜ Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ortak. Ondan sonra matematik okudum. Bunun da sebebi şu, rahmetli babam ailemizde bir tane üniversite mezunu olsun. Hani baba konservatuara gideyim, o ne? Yani konservatuar... Memleket Karadeniz. Rizeliyiz, evet. O yüzden ondan sonra hani bizden de bir üniversite mezunumuz olsun ailemizin içinden diye. Sonra ben okulu bırakıp matematiği tekrar konservatuar sınavlarına girdim. Dereceyle kazandım. Okulda da çok başarılı bir öğrenciydim. Sevgili hocam Müveldet Günbay, buradan ellerinden öpüyorum. Çok kıymetlimdir. Ve daha sonra... Başarılı olunca babam benimle gurur duydu tabii ki. O günleri görmüş olmak beni çok mutlu ediyor. Böyle bir hikayesi var okul hikayesi. Yani, ama onu da bitiremedim. Da, 6 yıl okudum, konservatuarı da bitiremedim. Tamam. Yani. Çünkü çalışman ailene yardım etmen zorundayım. Evet. Ben zaten bunun latifesini veriyorum ama içinde bir okuma aşkı olmuş daima. Kesinlikle. Sevgili hocam, nedir bu? Bir insanın bir mekanı doldurabilmesinin şey... Ben gittim sizin sahnenize. Bayıldım ama nasıl olmasın? Bu kadar eğlendirmek olamaz yani. Bir kere çok aktif, enerjisi dışarıda ve bence çok mütevazisiniz. Yani hiçbir kibri yok. İnsanlarla böyle bir arada çok eğlendiriyordu. Hadi o geceyi anladım. Sen gittin diye doldu orası. Kimi herhalde, değil mi? Çok eğleniyor. Bak, İnanılmaz eğlendiriyor. Fark etmedi hala. Evet. Hadi o geceyi anladım. Sen gittin diye mekan doldu. Ha. İltifat kaçırdı şu anda. Diğer geceler de acaba tekrar gelir mi diye. Belki gelirse diye. Evet, çok iyiydi. İnanılmaz. Çok eğlendirdi ve ben de birkaç kere ben gittim. Çok eğlendiriciydi. Kendim de çok eğleniyorum sahnede. Çok. Yani müzisyen arkadaşlarla beraber zaten repertuarımızı hazırlarken onun üzerine kuruyoruz. Yani konser kafasıyla değil de yani nasıl eğlendirebiliriz? Hiç müzisyen danışanın da oldu mu? Çünkü biliyorsunuz danışan deniyor, hasta değil. Evet, her meslekten çok danışanım oldu, müzisyen de oldu. Müzisyen oldu mu? Evet. Yani neden daha çok bahsediyorlar? Şimdi tabii bir kere öncelikle çok yaşadıkları şey ailenin ilk zamanlardaki baskısı. Çoğu aile tabii çok ünlü olduktan sonra çok takdir ediyorlar ama ilk dönemlerinde genelde takdir etmiyorlar. Ailenin böyle bir dışlanmışlığını içlerinde yaşıyorlar. Ama mesela ünlü olduktan sonra aile diyor ki ben zaten biliyordum senin böyle olacağını. Oysa hep dışlamış, işte baskılamış, şey yapmış ama en büyük alkışlayan onlar oluyor ünlü olduktan sonra. Peki, başka bir soru. Danışanların aşık oluyor mu? Oo. Sana. Bana mı? Yani belki etkileniyor olabilirler ama o zaman başka birine yönlendiriyoruz. Çünkü o zaman hiçbir etik kalmaz. Tabii. Yani başka birine yönlendiriyorum derken de anlayamadım. Yani duygusal bir şey hissederse başka bir psikoloğa yönlendiriyoruz. Çünkü sizde etik kurala göre kesinlikle özel hayat. Ama romanında Mehmet'le... Efendim? Romandaki Ezgi zaten bütün her şeyi, etik kurala, her kuralı yıkıyor Ezgi. Evet. Yaptığı transa geçiş diyelim, terapi seansı. Evet, terapi seansı. Çok değişik bir seansa dönüşüyor ama onun hayat amacı, onun psikolog olma amacı o terapiyi yapıyor yani zaten. Yani yeni romandan böyle teaser yapıyorum. Hı hı. Orada Ezgi'nin... kolunda bir süt lekesi var. Evet. Sen o Ezgi misin? Şu kolunu gösteriyor musun? Yok vallahi yok. Kapatıyor musun yoksa? Yok vallahi bakın tertemiz. Hayır. Hiç yok. Hayır, Ezgi ben değilim. Şimdi kitabı ilk okurken herkes bana bu soruyu soruyor. Çünkü tabii mesleki olarak aynı mesleği taşıyan bir kadın biraz popüler falan hani değil ama okumaya devam ettikçe Ezgi'nin durumundan inşallah siz değilsinizdir diyerek böyle diyor. Ben değilim o. Yok. Ama tabii ki benim mesleki bilgilerimi aktardım. Evet ama onun da kulakları çınlasın. Çınlatalım mı? Çınlatalım. Sen herkesten başkasın. Şimdi dargınız seninle. İnan sen herkesten başkasın. Belki bana çok uzaktasın. Belki de çok yakınsın. Belki bana çok uzaktasın. Belki de çok yakınsın. Şimdi dargınız seninle. İnan sen herkesten başkasın. Şimdi dargını seninle. İnan sen herkesten başkasın. Seni benim kadar hiç kimse sevmeyecek. Seni benden, beni senden başka hiç kimse bilmeyecek. Seni benden, beni senden başka hiç kimse bilmeyecek. Öyle bir bilmece ki bu aşk hiç kimseler çözmeyecek. Öyle bir bilmece ki bu aşk hiç kimse çözmeyecek. Seni benden, beni senden başka hiç kimse bilmeyecek. Seni benden, beni senden başka hiç kimse bilmeyecek. Kulakların çınlasın, kulakların çınlasın. Çok teşekkürler. Çok güzel söylediğin şarkı. Çok. Sen şarkı söylerken bir ara yahu dedim Angelina Jolie. Çok benzetiyorlar mı? Benzetiyorlar. Çok evet. Da beğenirim Angelina Jolie'yi. O yüzden de böyle hani evet. Gurur duymuyor değilim. Zarif, asil bir güzelliği evet, var. Zarif. Çok. Bir ara yok oldun. Bir sene kadar yok oldun. İngilizce mi yapmaya gittin? Evet, spikerlik yapıyordum o zaman. Spor spikeriydim. Evet. Aslında hep müzik yapmak istedim. Şarkı söylemek istiyordum. Bununla alakalı çocukken de eğitimlerim vardı ama demin aileden konuştuğumuz için babam da pek taraftar değildi. Ondan dolayı o dönem spikerlik aşkı bende bitince dedim kendimi biraz daha geliştireyim. İngiltere'ye gideyim. Londra'da dil eğitimi aldım. Sonra geri döndüm. Ufak bir böyle bir rahatsızlık geçirdim. O da geçti. Sonra nazar geçti. Nazar geçti diyelim aynen. Çünkü Türkiye ikinci güzeli olmuş. Yani, İnşallah benim jüri olduğum şey değildi. Siz olsaydınız ben birinciydim zaten. Yani kesin. Kainat güzeli oldun. Sonra evet yurt dışı Tayland'da ikinci oldum. Ama tabii eski bunlar. 2009'da bayağı yaşlandık artık falan. Peki sen de müzik yapıyor musun? Çalışıyor musun? Yazıyor musun? Ben yazıyorum. Epey şarkılarım var. Birçoğunu aslında biliyorsunuzdur. Şimdi birazdan söyleyeceğim zaten. Bundan sonra söyleyeceğim şarkılar bana ait. Birkaç tanesi. Onları da söyleyeceğim. Hangisini söyleyeceğim mesela? Mesela Var ya bana ait. Seni Seviyorum bana ait. Var ya Alişan okumuştu. Seni Seviyorum da sevgili Ebru Gündeş okumuştu. Babama yazdığım bir şarkıdır o. Kıymetlidir yani. Hadi söyle onlara. Söyleyelim hemen. Lütfen. Bir alev oldum gözlerin için, bir rüzgar oldum saçların için, bir hayal oldum mutluluk için, bir dünya kurdum var ya ikimiz için. Aşk uğruna beter oldum ben. canı sevdim dünyadaki o can sensin, sen benim göz bebeğim bir tane misin abla? Beklerim, yıllarca beklerim, hasretime hasretini eklerim. Beklerim, yıllarca beklerim, özlemime özlemini eklerim. Seni seviyorum diyemedim ya, seni çok özledim. Seni seviyorum diyemedim ya, seni çok özledim. Nankörsün güzelim, değmezsin, aşkın sevdanın kıymetini bilmezsin. Nankörsün güzelim, değmezsin, aşkın sevdanın kıymetini bilmezsin. Canı sevdim dünyadaki o can sensin, sen benim göz bebeğim bir tanesin. Kala bir ben kaldım dünyada, sensizim, yana bir sana yandım dünyada, sensizim. Cana bir canı sevdim dünyadaki o can sensin, sen benim göz bebeğim bir tanesin. Buyurun. Sensin, sen benim göz bebeğim bir tanemsin, sen benim göz bebeğim bir tanemsin, sen benim göz bebeğim bir tanemsin. Tam yaptım burayı mekan. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Hera, Vole diye bir single çıktı. Evet. Onun klibi çok güzel. Değil mi? Kimler oynadı klipte? Şöyle, klibimizi Murat Küçük çekti. Klipte Ozan Doğulu, Ece Seçkin, Pascal Numa, Tümer Metin, Behzat Gerçeker, Ömür Gedik. Yani bayağı böyle kalabalık bir klip oldu bizim için. Ama çok renkli ve güzeldi. Hepsi futbolcu ya. İkisi futbolcu. Ömür Gedik de galiba futbola yeteneği vardı. Yani o da biraz oynadı. Sana bir de futbol topu çıkartalım bari. Ha, çok teşekkür ederim. İmzalı alayım ama ben onu. Ha, sana bunu imzalı satayım. Evet, imzalı istiyorum. Tamam. Senin için arkadaşlar top da getirdiler. Çok teşekkür ediyorum size ve arkadaşlara, ekibe. Bir seyredelim mi önce? İzleyelim. Şimdi sen aşklara yenilip dur, yaşa hizmetleri seyre dur. Yok bir golüm daha attırmam sana, yer mi bu numarayı namalıyor? Bunu sana vereceğim. Evet, imzalı istiyorum ama. Evet, renkler ama sarı kırmızı bunu. Aslan, Galatasaray. Aslan, tamam, soyadın da aslan yani. Evet. Harika, vereceğim. Peki o zaman silemezler gönlümden. Yapalım hadi. Dilimi bağlasalar, anmasam hiç adını. Gözümü dağlasalar, görmesem hiç yüzünü. Dilimi bağlasalar, anmasam hiç adını. Gözümü dağlasalar, görmesem hiç yüzünü. Elimi bağlasalar, tutmasam ellerini. Silemezler gönlümden ne aşkını ne seni. Silemezler gönlümden ne aşkını ne seni. Güzel söyledin, aldın götürdün bile. Teşeğekkür ederim. Buğulu çok hoş bir sesi var. Çok güzel sesi değil var mi? Ya, çok etkileyici. Ve çok hissederek söylüyor. Çok. Böyle dediğim gibi aldı götürdü. Sizin bir gözleriniz doldu Güner Bey. Evet. Evet. Ya ne güzel. Evet. Evet. Yani belki kalp gözüyle izledim de ondan. Çok incesiniz. Bence ben de hissederek söyledim gerçekten. Kalp gözü yap bakalım. Tabii ki. Evet. Tabii evet. Ki. Canan gibi, beni kendin gibi gör. canan gibi, beni kendin gibi gör. Bana dünyaları verseler nafile, kalp gözüm başkasına kör. Kalp gözüm başkasına kör. Teşekkür ederim. Değerli izleyiciler, bir şeffaf odanın daha sonuna geldik. Çok keyifliydik. Konuklarım, çalışma arkadaşlarım, müzisyenler, hepimiz size iyi bir hafta ve pazar diliyoruz. Gelecek hafta tekrar keyifli, müzikli söyleşte bir arada olmak üzere. Hoşça kalın.